anlatılan derslerin uygulamasını klinik immünoloji olarak tüm tıp dallarını ilgilendiren enfeksiyon hastalıklarının tanısında bugünlerde tüm dünyada konuşulan mikropların, antijenlerinin ve antikorların ne olduğunu, bilinen bir antijene karşı bilinmeyen antikorların bizim tıpta, klinik immünoloji, serolojide bilinmeyeni ortaya çıkarmak, bilinen bir antikor varsa klinik numunelerde bilinmeyen antijenlerin belirlemek ve bu antikorların da varlığı, miktarı tanısal anlam ifade ettiği için tüm dünyasında ben 2020 yılını antikorlar yılı veyahut da antijenler yılı olarak da şahsi bir hoca olarak böyle düşünüyorum, düşünülebilir. Onun için serolojik yöntemlerle ilgili hazırlamış olduğumuz online ve teorik olarak size pratik uygulamasını öğretim görevlisi uzman doktor Ömür Mustafa Parkan anlatacaktır. Buyur canım. Evet, arkadaşlar. İlk pratiğimizde bir sunum planı göstermiştim sizlere. Şimdi onun ikinci kısmı, yani ikinci pratik dersimizin konularını ekranda görebiliyorsunuz. Bu pratikte sizlere komplement birleşme testi, ELISA, immünofluoresans yöntemler, immunoblot yöntemi ve diğer moleküler yöntemlerden kısaca bahsedeceğiz. İlk olarak komplement birleşme testi. Bu testin adını komplement fiksasyon deneyi veya komplement fiksasyon testi şeklinde de görebilirsiniz. Bu testin prensibine bakacak olursak, siz hepinizin de bildiği gibi immünoloji derslerinizden antikor antijen birleşmesi gerçekleştiğinde bu komplekse, antijen antikor kompleksinin Fc kısmına komplemanın C1q komponenti bağlanır ve bu komplemanın klasik yolağının aktivasyonuyla sonuçlanır. Bir dizi enzimatik reaksiyon sonucunda C5b-C9'dan oluşan membran atak kompleksi meydana gelir. Komplement birleşme testinde temelinde bu fizyolojik mekanizma yatıyor. Testin yapılışına bakacak olursak, hasta serumunda antikor varlığını araştırıyor olalım. Şimdi buradaki örnekte hasta serumunda antikorlarımız var. Buradaki örnekte de serumun içerisinde antikor yok. Biz hasta serumuna araştırdığımız antikorun bildiğimiz elimizde olan antijenini ve kompleman gene belli standartize oranlarda ayarlanmış, ölçümleri yapılmış kompleman solüsyonu ekleriz. Eğer serumun içerisinde antikor varsa, antikor kendi özgül antijeniyle bağlanacaktır ve bu da Fc kısmından komplemanın bağlanmasıyla sonuçlanacaktır. Yani tüpün içerisindeki kompleman bizim ilk etapta eklediğimiz antijenle hasta serumunda bulunan antikorların birleşmesiyle oluşan antijen-antikor komplekslerine bağlanacak ve tüketilecektir. Daha sonra biz bu reaksiyonun gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilmek için bir indikatör sisteme ihtiyaç duyuyoruz. Bu amaçla komplement birleşme deneyinde hemolitik sistem adını verdiğimiz bir sistemden yararlanıyoruz. Bu sistemden kastımız koyun eritrositleri ve koyun eritrositlerine karşı antikorları içeren
ikinci bir karışım ekliyoruz deney tüpümüze. İlk başta kompleman tüketilmiş olduğu için buradaki koyun eritrosit antikorları koyun eritrositlerine bağlansa da ortamda kompleman kalmadığı, kompleman tüketildiği için membran atak kompleksi oluşmayacaktır. Dolayısıyla eritrositlerde hemoliz meydana gelmeyecektir. Bu sonucun bizim aradığımız, hasta serumunda aradığımız antikor açısından pozitif olduğunu gösterir. Eğer ikinci senaryoda hasta serumun içerisinde antikor bulunmadığı takdirde biz dışarıdan antijeni de komplemanda gene ekliyoruz. Ortamda antikor bulunmadığı için antijen-antikor kompleksi oluşmuyor. Antijen-antikor kompleksi oluşmadığında kompleman aktive olmuyor. Ortamdaki kompleman tüketilmiyor. Daha sonra biz indikatör aşamada indikatör sistemi eklediğimizde antikoyun eritrosit antikorları koyun eritrositleriyle bağlanacak. Ortamdaki serbest komplemanda bu antijen antikor kompleksine bağlanıp kompleman yolağını aktive edecek ve membran atak kompleksinin oluşmasıyla da eritrositlerde parçalanma meydana gelecek. Yani siz tüpü değerlendirdiğinizde, şuradan bakalım, tüpü değerlendirdiğinizde hemoliz görüyorsanız ve hemolize bağlı olarak eritrosit membranları parçalandığı için hemoglobin açığa çıkıyor ve bu şekilde difüz kırmızı bir renkle karşılaşıyorsunuz. Eğer hemoliz meydana gelmezse eritrositler kendi ağırlıklarıyla ve yer çekiminin etkisiyle tüpün dip kısmında çökelecektir. Bu şekilde tüpün üst kısmını şuradaki örnekte olduğu gibi berrak göreceksiniz. Dip kısmını ise burada eritrositler hemoliz olmadan intak bir şekilde toplandığı için dip kısmında da bu toplanmış eritrositleri göreceksiniz. Hemolizli tüp nötralizasyon testinden de hatırlayacaksınız. Hemolizli tüpte ise bu şekilde hemoglobin pigmentinin yayıldığı bir görünüm ve karşılaşacaksınız. Şu şekilde dilüsyon yaptığımız bir çalışmayı değerlendirmemiz gerekirse buradaki antikor titresi için ne söyleyebilirsiniz? Yani burada sonucu rapor ederken, evet, 1 bölü 64'te yani hemolizin görüldüğü son dilüsyon bize antikorun titresini verecektir. Şimdi ikinci kısımda enzim işaretli deneylerden bahsediyoruz. Yani enzim linked immunosorbent assay baş harflerini içeren, kısaltması da ELISA olan testten bahsedeceğiz sizlere. Bunu başka şekilde enzim immunoassay olarak da görebilirsiniz. Özgül antikor antijen birleşmesi sonucunda meydana gelen immün komplekslerin enzimler ile işaretlenmesi prensibine dayanan bir test. Bu enzimle işaretli antijen antikor kompleksleri ortama o enzimin substratı eklendiğinde renkli ürünler meydana getirir. Ve bu renkli ürünlerin değerlendirilmesiyle de bu testi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi ELISA testinin temel bileşenleri veya kullandığımız malzemelere bakacak olursak öncelikle ELISA reaksiyonunda bizim bir katı faza ihtiyacımız var. Yani katı bir yüzeye ihtiyacımız var. Çünkü reaksiyon bu katı yüzeyin üzerinde gerçekleşecek ve aralardaki yıkama fazlarında bu katı yüzeye tutunmamış olan reaktifler yıkanarak ortamdan uzaklaştırılacak. Bu teste gene antijen veya antikor aramak amacıyla bu teste başvurabiliriz. Antijen aradığımızda buradaki gördüğünüz gibi bir 96 kuyucuklu mikroplak var. Burada gene başka bir mikroplak. Buradaki kuyucukların dip kısmına biz antijeni fikse ederiz. Eğer antikor arıyorsak.
Örnekte antijen arıyorsak bu sefer bu kuyucukların dip kısmında antikor fikse vaziyettedir. Ve biz örneği eklediğimizde içerisinde antijen varsa bu antikorlara tutunması gerçekleşecektir. Şimdi peki dedik ki biz burada enzimle işaretli bir yöntem kullanıyoruz. İşte bu işaret maddesini taşıyan reaktifler konjugat olarak adlandırılır. Bizim ELISA testinde de ELISA'daki konjugatımız da Fc kısımlarına enzim bağlanmış olan özgül antikorlar. Şimdi test iki şekilde yapabiliriz dedik. Antijen saptamaya yönelik bir test yapıyorsak bu direkt yöntemdir, direkt ELISA'dır. Antikor saptamaya yönelik bir test yapıyorsak bu da indirekt yöntem, yani indirekt ELISA olarak adlandırılır. Şimdi dediğim gibi antijen saptama prensibiyle yola çıkmışsak kuyucukların bu dip kısmında antikor molekülleri Fab kısımları açıkta kalacak şekilde fikse olmuş vaziyettedir. Klinik örnekteki antijen buradaki antikora bağlanacaktır. Eğer ortamda bizim aradığımız antijen yoksa buradaki kendi özgül antikorlarına bağlanamayacak ve yıkama aşamasına geçtiğimizde bu bağlanmayan antijenler ortamdan uzaklaştırılacaktır. Daha sonra bu sefer konjugat dediğimiz bu enzimle işaretli olan antikor ortama eklenir. Burada tekrar antijeniyle bağlanan antikor yıkama aşamasında ortamdan uzaklaşmayacaktır. Eğer burada başlangıçta bizim klinik örneğimizde antijen yoksa bu bağlanma gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla biz ortama konjugatı, enzimle işaretli antikoru eklesek bile yıkama aşamasında ortamdan uzaklaşacaktır. Daha sonra arkadaşlar substrat eklenir. Bu şekilde antijen-antikor komplekslerine bağlı bir vaziyette enzimle işaretli antikorumuz ortamda ise substrat ile reaksiyona girer ve renk değişikliği meydana gelir. Antikor aradığımız yöntem ise gene benzer antijen aradığımız yöntem ama dediğim gibi burada katı fazda antijenimiz bağlı. Hasta serumunda özgül antikor varsa burada antikoruyla antijen birleşecek. Bu sefer konjugat olarak arkadaşlar enzimle işaretli anti-insan immünoglobulin G antikorunu kullanırız. Bu da hasta serumunda bizim katı fazdaki antijenle bağlanan antikora Fc kısmından bağlanacaktır. Ve ortama substrat eklendiğinde buradaki enzimle reaksiyona girerek renk değişikliği meydana gelecektir. İşte bu bağlanmayan reaktiflerin, bağlanmayan konjugatın, antijenin, antikorun ortamdan uzaklaştırılması için yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yıkama işlemi de manuel olarak yani elle yapılabileceği gibi bu şekilde otomatik yıkama cihazları kullanılarak da gerçekleştirilebiliyor. Konjugatta az önce de söylediğim gibi işaret olarak ELISA testinde enzimlerden yararlanıyoruz. Buradaki enzimler önemli. Horseradish peroksidaz, glukozaltı fosfat dehidrogenaz, beta-galaktozidaz, alkalen fosfataz gibi bu enzimlerden yararlanarak biz işaretlemeyi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra dediğim gibi bu enzimlerin substratlarını ortama ekliyoruz. Bunlar arkadaşlar kromojenik substratlar. Yani normalde renksiz olup enzimleriyle reaksiyona girmeleri sonucunda renk değişimine sebep olan substratlar. ELISA'nın son aşamasında yani okumaya geçmeden önce reaksiyonu durdurmamız gerekiyor. Çünkü bu reaksiyon devam ettiği müddetçe ortamda özgül olmayan yani bizim testimizin amacına dahil olmayan renk değişimleri meydana gelebilir. Bu renk değişimini durdurmak yani reaksiyonu istediğimiz anda sonlandırmak için ortama stop solüsyonu dediğimiz bir solüsyon ekliyoruz.
Bu solüsyon arkadaşlar asitik ve veya bazik tüzelçilerden oluşuyor. Dolayısıyla ortamın pH dengesini bozarak ortamdaki enzim aktivitesini sonlandırmış oluyor. Yine bizim laboratuvarımızdan çektiğimiz bir fotoğraf. Burada bir ELISA çalışması esnasında ortama substrat ekleniyor. Substratın eklenmesiyle birlikte renk değişimleri meydana geliyor. Ve bu renk değişimleri stop solüsyonu ile durdurmuş oluyoruz. Yani daha ileriye reaksiyonun daha ileriye gitmesini engellemiş oluyoruz. İşte bu oluşan renk değişiminin şiddetini de ölçmemiz gerekiyor. Bu amaçla arkadaşlar spektrofotometrik ölçüm yapıyoruz. Genellikle 450-490 nanometre dalga boyunda ölçüm yapılır ama 405 veya 630 nanometre dalga boyunda da ölçüm gerçekleştirilebilmiyor. Bu spektrofotometri cihazında buradaki renk değişimleri optik densite veya absorbans değeri şeklinde ölçümleniyor ve buradaki renk şiddeti yani ölçülen veya elde edilen absorbans değeri örnekteki analit konsantrasyonu ile yani antijen arıyorsak antijen, antikor arıyorsak antikor konsantrasyonu ile orantılı olarak ölçülüyor. Şimdi hızlıca bir kez daha ELISA'nın aşamalarını tekrar edecek olursak. İlk önce bir katı fazımız var dedik. Genellikle de bu amaçla mikroplaklar kullanıyoruz. Bizim aynı zamanda bu hani mikro ELISA, mikroplakta gerçekleştirdiğimiz yöntem mikro ELISA olarak adlandırıyoruz. Aynı zamanda doğrudan büyük tüplerde de reaksiyonu gerçekleştiren, okumayı yapan makro ELISA cihazları da mevcut. Mikro ELISA daha çok elle, manuel olarak yani bu kuyucuklara pipetleme yapılarak gerçekleştiriliyor. Burada katı fazımızda, kuyucuğumuzda antikor bağlı vaziyette. Ortama örneğimizi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi örneğin içerisinde çok farklı antijenler var. Bu antijenlerden sadece antikora özgül olarak bağlanabilen antijen kendi antikoruna bağlanacaktır ve yıkama yapıldığında ortamdan diğer yabancı uzaklaşırken bizim özgül antijenimiz antikora bağlı bir vaziyette burada kalacak. Daha sonra ortama konjugat ekliyoruz. Konjugat da arkadaşlar buradaki bizim aradığımız özgül antijen-antikor kompleksine bağlanacak. Gördüğünüz gibi konjugatlar şurada uç kısmında enzimle işaretli. Gene bir yıkama aşaması var. Bağlanmayan konjugatlar ortamdan uzaklaştırılıyor. Daha sonra ortama substratı eklediğimizde substrat enzimiyle reaksiyona girerek renk değişimi meydana getiriyor ve bu mikroplakları optik açıdan, spektrofotometrik açıdan değerlendirip sonuçlarımızı verebiliyoruz. Hangi basamak? Şimdi ilk basamakta mikroplağımızdaki kuyucukların içerisinde antikorumuz fikse vaziyette. Yani bu antijen aradığımız bir reaksiyonu örnek olarak şematize edilmiş. Burada antikor daha önceden fikse edilmiş vaziyette. Biz örneği ekliyoruz. Örneğin içerisinde bu antikorun özgül olan antijeni bağlanıyor. Diğer bizim aramadığımız diğer antijenler yıkama aşamasında yıkanarak ortamdan uzaklaştırılıyor. Şimdi testin değerlendirilmesinde önemli bir husus daha var. Biz bu çalışmaları yaparken mutlaka ortamda negatif ve pozitif kontrollere de ihtiyaç duyarız. Yani bunlar bizim çalışmamızın, bizim testimizin geçerliliğini, doğruluğunu teyit eden, şahitlik eden numuneler. Yani bunlar negatif olduğunu bildiğimiz negatif kontroller
ve sonucunun pozitif olduğunu bildiğimiz örnekleri içeren pozitif kontroller. Biz bu negatif kontroller ve pozitif kontrollerden yararlanarak arkadaşlar bir cutoff, yani bir eşik değer belirliyoruz. Bu eşik değer ne işimize yarıyor? Bu eşik değerin üzerinde bir optik densite, bir absorbans değeri ölçümlendiyse bunlar pozitif olarak değerlendiriliyor. Bu cutoff, yani eşik değerin altında bir absorbans değeri ölçülmüşse bu örneklerde negatif olarak yorumlanıyor. Cutoff'un hesaplanmasında çeşitli formüller var. Şöyle bir formül kullanılabilir. Negatif kontrollerin optik densite ortalaması ile pozitif kontrollerin optik densite aritmetik ortalaması toplanır ve ikiye bölünerek cutoff değeri elde edilebilir. Eliza ile ilgili sorunuz var mı? Şimdi immünofloresans yöntemlere geçelim. İmmünofloresans yöntemler bazı açılardan ELISA'ya benziyor. Öncelikle burada da bir katı fazımız var. ELISA'daki katı fazımız mikroplaklardı. Buradaki katı fazımız ise özel lamlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi özel olarak bu immünofloresans yöntemleri için geliştirilmiş lamlar. Gene biz işaretleme maddesine ihtiyaç duyuyoruz. ELISA'da adından da anlayacağınız gibi enzimler kullanıyorduk. En sık kullandığımız 4 tane enzimin adını da vermiştik. İmmünfloresans yöntemlerde ise florokrom moleküller, yani floresan boyalar kullanılır. Burada arkadaşlar gene işaretleyiciyi taşıyan reaktifimiz konjugat olarak adlandırılır. Bu şekilde üzerinde floresan boyalar, florokrom moleküller içeren antikorlar bizim konjugatımızdır. Sıklıkla arkadaşlar floreseyin izotiosiyanat adını verdiğimiz, bu şekilde TUTC diye kısaltması olan bir boya maddesi kullanıyoruz. Bu floresan mikroskop altında incelediğimizde şurada gördüğünüz gibi sarı-yeşil renkte bir floresan meydana getiriyor. Bunun dışında başka floresan boyalar da var. Örnek olarak rodenin B. Bu da gene floresan mikroskop altında incelendiğinde parlak kırmızı renkte görünüyor. Peki şöyle biz reaksiyonun nasıl gerçekleştiğine bakacak olursak, burada da direkt ve indirekt olmak üzere iki şekilde reaksiyonu gerçekleştirebiliriz. Bu direkt floresan antikor, bu da indirekt floresan antikorun kısaltması. Direkt floresan antikor da gene antijen saptamaya yönelik olarak testimizi yapıyoruz. Lamın üzerine hedef antijenimizi içerdiğini düşündüğümüz veya hedef antijeni aradığımız klinik örneği fikse ediyoruz. Daha sonra floresan işaretli özgül antikorlar ortama ekleniyor ve burada antijenine bağlandığı takdirde floresan mikroskop altında incelediğimizde renkli floresan yeşil renkli yapılar gözlemliyoruz. İndirekt testte ise bu sefer lamın üzerine arkadaşlar daha önceden fikse edilmiş saf antijenler veya bu antijeni içeren hücreler veya dokular yer alır. Biz hasta serumunda antikor ararız bu testte. Hasta serumunda eğer antikor varsa bu lamın üzerine fikse edilmiş antijenlere veya hücrelere bu antikorlar bağlanacaktır. Daha sonra konjugat ekliyoruz. Konjugatımız floresanla işaretli anti-insan immünoglobulini. Gene bunda da arkadaşlar yıkama aşamaları var. Yıkamayla ortamdan bağlanmayan boyalar, moleküller uzaklaştırılıyor. Ve mikroskop altında incelediğimizde floresanla boyanmış yapıları görüyoruz. Şu şekilde arkadaşlar lamlarda numaralandırılmış bölgelerde doku kesitleri yer alabilir
hücreler yer alabilir, antijenler yer alabilir. Bunların üzerine biz serumumuzu damlatıyoruz. Dediğim gibi yıkama aşamaları var gene bunda da. Burada serumda antikor varsa antijen ile bağlanacağı için yıkama aşamasında ortamdan uzaklaşmaz. Eğer böyle bir antijen-antikor birleşmesi reaksiyonu söz konusu değilse yıkamayla zaten tutunmayan reaktifler ortamdan uzaklaşacaktır. Daha sonra üzerine konjugatımızı damlatıyoruz. Konjugatta ki anti-insan immün globulini floresanla işaretli tekrar bir yıkama aşaması var ve daha sonra floresan mikroskobi ile değerlendirmemizi yapıyoruz. Baktığınızda arkadaşlar şöyle siyah zeminde tıpkı bir yıldızlı gökyüzü manzarasını andıran tarzda siyah zemin üzerindeki bu parlak floresanla boyanmış yapılar. Floresan mikroskopunda göreceğimiz manzara. Biz özellikle bu indirekt immünfloresan yöntemleri pratikte otoantikorların tespitinde kullanıyoruz. Otoantikor ne demek? Cevaplamak isteyen var mı? 4 katılımcımızdan. Oluşan antikorlar. Doğru. Normalde arkadaşlar kendi vücudumuzdaki antijenlere karşı bizim vücudumuzun bir toleransı vardır. Yani biz bu kendi antijenlerimize karşı bir antikor üretmeyiz. Buna self tolerans ismi veriliyor. Otoimmün hastalıklarda bir takım sebeplerden ötürü bu self tolerans ortadan kalkıyor ve kişi, vücut kendi vücudundaki, kendi dokularındaki, hücrelerindeki antijenlere karşı antikorlar geliştirebiliyor. İşte bunlardan en sık duyacağınız, şöyle çekeyim, antinükleer antikor kısaltması ANA şeklinde. Bu antinükleer antikorlarda arkadaşlar hücre çekirdeklerinde ki nükleer antijenlere karşı antikorlar vardır ve bu antikorlar kişinin, hastanın serumunda bu immünfloresan yöntem aracılığıyla tespit edilebilir. Yani otoimmün hastalıklarının tanısında oldukça faydalı, hatta referans laboratuvar yöntemi diyebileceğimiz bir yöntem. Şimdi 11.10 geçiyor saat. Western Blot'a geçmeden önce kısa bir ara verelim. Daha sonra Western Blot ve moleküler yöntemlerden bahsedip dersi bitiririz. Thank you.